Merhaba, ben Janbi Ceylan. At eğitmeniyim. Aynı zamanda atlı akrobatım. Atlarla çalışıyorum. Düzce doğdum. Küçük yaşlarımda yurt dışına çıktım. Uzun yıllar yurt dışında yaşadım. 2005 yılında Türkiye'ye döndüm. İstanbul'da yaşıyorum. 4 atım var. Hepsi Arap. Onlarla özel çalışmalar yapıyorum. Gösteriler yapıyorum. Sinema, televizyon projelerinde yer alıyorum. Atlarla geçmişim aslında hatırlayamadığım çocukluğuma dayanıyor. Çünkü benim aile bireylerim anlatışından, küçük yaşımdan beri atlara çok büyük bir tutkum ve ilgim varmış. Sonrasında küçük yaşlarımda at binmeye başlıyorum. Aynı zamanda da dans etmeye başlıyorum. Uzun yıllar Devlet Halk Dansı topluluğunda Rusya'da dans ettim. Aynı zamanda da işte atlarla iletişim halindeydim. Daha çok doğa binişleri, arazi binişleri yapardım ama benim kişisel atçılık geçmişimde dönüm noktası olan iki tane olay var. Bunlardan bir tanesi 1998 yılında Ürdün Prensi'nin bir sosyal sorumluluk projesi altında hazırlamış olduğu 12 tane atlının Ürdün'den Suriye, Türkiye üzerinden Güney Rusya'ya, Kafkasya'ya kadar yaklaşık bir aylık süren bir atlı geçişi. Bu benim için inanılmaz bir dönüm noktası. Atlara dair çok büyük bir macera, aynı zamanda da çok büyük tecrübe oldu. Maalesef çok gençtim o yaşlarda, henüz 21 yaşındaydım. Dolayısıyla bu büyük geçişte neyi ne kadar öğrenebildim, neyin ne kadar farkındayım çok bilemiyorum. Ama hayatımı şekillendiren herhalde bu ikinci olay oldu. İkinci olay da Devlet Halk Dansları topluluğunda 8 yıllık kariyeri Rusya sirklerinde koşan akrobat atlar için bırakmış olmam. Moskova'ya gerçekleştirmiş olduğumuz bir turnede sirke gittiğim zaman o sirk sahnesinde atlı akrobatları ve atlı akrobesinin icra edilişini gördüm. Bu benim için bir dönem noktasıydı. 8 yıllık dans kariyerimi bırakıp sirke geçtim. İlk Rusya Devlet Sirkinde Merdenev Atlı Akrobasi topluluğunda bu ekolü öğrenmeye ve icra etmeye başladım. Daha sonra Moskova Nikulin Sirkine geçtim. Kantemirov Atlı Akrobasi topluluğunda çalıştıktan sonra 2005 yılında Türkiye'ye döndüm. Yaklaşık 25-26 senelik atla iletişimim, atlarla tanışıklığım var ama son 16 seneden beri tamamen atlara odak yaşıyorum. Genel olarak şöyle bir düzenimiz var. Kış aylarında daha çok sinema televizyon işleri yapıyoruz. Klasik binicilik çalışmaları yapıyoruz. Atlarla özel çalışmalar ya da özel eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Yaz ayları bizim biraz daha gösteri yaptığımız dönemler. Böyle bir sezona ayırdık. Malum kışın çok fazla dış mekan gösterilerimiz olmuyor. Dolayısıyla sinema televizyon işlerimiz daha çok oluyor. Yazın gösterilerimiz oluyor. Bu dönem içerisinde aralara eğitimleri sıkıştırıyoruz. Atlarla özel yakınlaşmaları sıkıştırıyoruz. Aynı zamanda da bir dönem atlara dinlenme imkanı veriyorum. Yani padokta kendi aralarında sürü halinde. Mesela geçen sene 1,5 ay boyunca Düzce'de köye götürdüm, padoğa saldım. 1,5 ay boyunca kendi hiyerarşilerini kurup birbirleriyle iletişim içerisinde olup tamamen bir sürü psikolojisiyle atlar dinlendiler. Bu süre içerisinde hiçbir çalışma yapılmadı, hiçbir şekilde de binilmedi atlara. Onların yıllık izinleri de o süre içerisinde oluyor. Ama onun haricinde padoğa çok önem veriyorum. Padok normalde ahır hayatlarında bile padoğa mutlaka yer veriyor. Ben çok klasik yöntemlerle atlarımı besliyorum. Yani tüm dönemlerde sadece arpa ezmesiyle kepek kullanırım. Hiçbir özel takviye, hiçbir özel yem kullanmaya ihtiyaç duymam. Normal yeşil ottur, arpa ezmesi ve aynı zamanda da kepek. Burada rasyonlar biraz değişebilir. Malum işte sinema televizyon işlerinin olduğu ya da gösterilerin yüksek olduğu, antrenmanların yüksek olduğu dönemlerde hacim artabilir. Diğer dönemlerde hacim azalabilir. Atların daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaları gerektiğini düşünürsem bunu yükseltirim. Diğer dönemlerde bunu düşürebilirim belirli bir yerlerde. Bu tamamen atla yaptığımız dönemlere göre değişir. Özel takviyeler sadece gösteri dönemlerinde ihtiyaç duyulabilir. Malum çalıştığımız dönemlerde gösterileri de yazın yaptığımız için atlarda mineral kaybı söz konusudur.
O dönemlerde kas krampları oluşmasın diye, kas yorgunluğunun üzerine çıkabilmek için vitamin mineral takviyeleri yapabilirim. Onun haricinde çok özel bir beslenmem yoktur. Ne verdiğimden ziyade beslenme ve bakımda nasıl bir yol izlediğim benim için daha önemlidir. Yani ne verdiğimden ziyade nasıl verdiğim benim için çok önemlidir. Atlarla, kendi atlarımla birebir kendim ilgilenmeyi tercih ediyorum. Bu benim çok için çok önemlidir. Çünkü özellikle besin kısmında at için kilit bir rol bürünüyorsunuz. Bu atla iletişim de çok önemlidir. Atın size güven duyması için. Çünkü ahırda yaşayan bir atın beslenmesinde kilit bir insan, kilit bir kişisiniz. Neden? Çünkü besini siz verirsiniz. Siz gelirseniz yemek vardır. Siz yoksanız yemek yoktur. Bu sizi dolayısıyla atın gözünde başka bir yere taşır. Atlı akrobasi için Arap atları en uygun atlar. Burada birkaç tane dinamik söz konusu. Bulunuyor olmaları, rahat bulunabiliyor olmaları, çoğunlukta olma, malum Türkiye Jockey Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen düz koşu yarışları İngiliz atları ve Arap atları üzerine yoğunlaşmakta. Dolayısıyla ülkemizde çok büyük bir Arap atı yetiştiriciliği söz konusu. Bu atların uygunluğu sebebiyle, yani ayaklarının çok dayanıklı oluyor olması, sırt sistemlerinin çok dayanıklı oluyor olması ve insanlarla çalışmaya çok daha yatkın oluyor olmaları, insana karşı çok daha yakın, sıcak oluyor olmaları bizim için önemli. Arap atlarını biraz daha ön plana çıkartıyor.